Merhabalar, Game of Thrones'un 8. sezonunun 4. bölümü olan The Last of the Starks yayınlandı. Game of Thrones'un son sezonu, önceki incelemelerimi birazcık takip ettiyseniz farkında olacağınız gibi benim için büyük bir hayal kırıklığı şeklinde ilerliyor. Pek çoğumuz için de böyle olduğunu düşünüyorum. Ancak 4. bölüm bence sezonun şu ana kadar izlediğimiz en iyi bölümüydü. Ama bu bölüm iyiydi demek değil, kötünün iyisiydi demek. Karakterler arası ilişkilerle ve olaylarla en azından bize birazcık da olsa Game of Thrones'un o eski güzel hallerini hatırlatan bir bölümdü diye düşünüyorum. Tabii ki de bu bölümde yine sinirlendiğimiz saçma sapan olaylar olmadığı anlamını taşımıyor. 4. bölüm önceki bölümde savaşta kaybettiklerimizi anmakla başladı. Ben bu baştaki sahneyi çok sevdim, ölülerin yakılma sahnesini. Hani gerçekten pek çok karaktere güzel bir veda ettiğimizi düşünüyorum. Dramatik bir sahneydi ve bu güzeldi. Ama tabii ki önümüzdeki esas büyük savaş, demir taht için olan savaş olacağından dolayı 4. bölümde daha çok Cersei'yi nasıl yenebiliriz'i gördük. Winterfell'deki kutlama havası bir yandan güzeldi ama bir yandan da biraz acımasız bulduğum bir sahne oldu. Güzeldi çünkü uzun zamandır bu kadar neşeli bir ortam görmediğimiz için karakterlerin bir zafer kutlaması hoşuma gitti. Kötüydü çünkü onca insan kaybolmuşken bu kadar kutlama yapıyor olmaları birazcık acımasız geldi. Bu kutlama sırasındaki en önemli karakter aslında Daenerys'ti. Starbucks bardağını masada unutmasından bahsetmiyorum elbette. Jon'un bir Targaryen olduğunu öğrenmesiyle birlikte tahta hak iddia edecek başka birinin olma ihtimali onun nasıl bir paranoyaya sürükledi biliyoruz. Ve Daenerys durup şunu düşündü. Ben bu kadar uğraştım, neler neler yaşadım, buralara gelmek için neler yaptım ama tahta hak iddia edebilecek başkaları da var. Ve bunlardan biri de Gendry. En azından Gendry bir Baratheon ilan ederek onu fırtına bunu Lord'u ilan etmesi onu tahta giden yolda politik olarak güçlendirdi ve çok akıllıca bir hamle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada Sansa'nın Daenerys'in planlarını duyması ve yine pis bakışlar atarak ona olan güveninin iyice sarsılmasını da göz ardı etmeyelim. Gendry'den kurtulmasına rağmen en önemli rakibi aslında şu an Jon ve insanların ona karşı olan sevgisini ve desteğini görmek Daenerys'i daha da paranoyak hale getirdi. Pek çok kişinin Daenerys'i sevmediğini biliyorum ve zaman zaman çok ciddi hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama onun açısından düşünmek gerekirse hayatı boyunca uğraştığı şey ellerinden kayıp gitmekte ve Jon karşısında kendisini güçsüz ve yalnız hissetmesi bence çok normal. Çünkü gerçekten kuzeyde Dany çok yalnız. Bir zamanlar Essos'ta insanlar etrafında Missa, Missa diye dolanırken şu an tam anlamıyla bir yabancı. Fakat Jon bir tarafı Targaryen olmasına rağmen diğer tarafının Stark olduğunu bize fazlasıyla kanıtladı. Çünkü o aşırı Stark dürüstlüğünün etkisine kapıldı ve Daenerys için tahtı çok daha zorlu bir hale getirdi. Çünkü Daenerys'in aslında önerdiği şey kendi açısından çok mantıklıydı. Yani kimseye söylemeseydi Varys'in de dediği gibi bir sır olarak kalabilirdi. Ama bu büyük olayı safça gitti Sansa'ya söyledi. Neden? Farkındaysanız dizinin şu an en akıllı karakterlerinden biri Sansa. Evet, Game of Thrones bu aşamaya geldi. Yani Game of Thrones'daki en zeki karakterlerden birinin Sansa olmasından bahsediyoruz. Ve evet, Sansa'nın bu dönüşümünü ben çok beğeniyorum. Özellikle Daenerys'i ilk gördüğünde ona karşı olan tavırlarında çok mantıklı ve haklı buluyorum. Şüpheciliğini de gerçekçi buluyorum. Ya fakat artık şu aşamaya geldiğimizde Daenerys'e karşı olan bu öfkesinin ve şüpheciliğinin altı birazcık boş kalmaya başladı. Çünkü aslında Daenerys onların güvenini kazanabilmek için bence her şeyi yaptı. Bence Daenerys şu an şöyle bir konumda. Ben onca şey yaptım, buraya geldim, güvenlerini kazanmak için her şeyi yaptım. Jon'u da seviyorum. Olabildiğince insanlara yakınlaşmaya çalışıyorum ama bunu başaramıyorum. Yine de güvenlerini kazanamıyorum. Ve Jon tahta hak iddia edebilir veya insanlar onun tahta çıkmasını isteyebilir. Dolayısıyla hep Daenerys'in babası deli kral gibi olmasından korkuluyor ya. İşte bu tür şeyler yavaş yavaş onun paranoyasını arttırarak çok daha hatalı adımlar atmasına sebep oluyor ki bu bölümde yine çok büyük bir hatalı adım gördük. Masada Cersei'yi yenmek için plan yaparlarken şöyle küçük bir detay vardı, benim hoşuma gitti. Jon masadaki piyonları yerleştirirken ejderhayı da aldı ama gri solucan onun elinden böyle büyük bir hışımla ejderhayı alıp kendi taraflarına çekti. Onun bu korumacılığı ve o bir dakika dur ejderha bizim tavrını beğendim. Küçük ama etkileyici bir detaydı karakterin durduğu noktayı gösterme açısından. O çok büyük bir saflıkla gerçek kimliğini Sansa'ya açıkladı ama ben bu sahnede en azından iki kardeşin tepkilerini görmeyi çok isterdim. Özellikle Arya sürekli Jon'un onların kardeşi olduğunu vurgularken ve ne olursa olsun ailelerinin onlar olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulamışken bu sezon içerisinde de en azından bir tepkilerini görebilmeliydik. Biraz daha öylece duruyor. Arada çıkıyor, mistik bir şey söylüyor. Herkesin kafasını karıştırıyor ve yok oluyor. Yani
Bran dostum senin olayın ne? Bran'ın olayı ne ve bu ne zaman çıkacak artık? Ya da Bran'ın bütün olayı Night King'i yenmek için kuzgunları varklayarak onu kendisine çekmek miydi? Bu muydu? Yok dostum. Yok bunu kabul edemem. Bölümdeki en büyük saçmalıklardan biri Bron'un elini kolunu sallaya sallaya Winterfell'in içine sızması ve Jaime ve Tyrion'u öldürecek aşamaya gelmesiydi. Nasıl yani? Adam bildiğiniz Winterfell'in koridorlarında elini kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyor. Sizden hiçbir şey olmaz. Bu halde Cersei gelse hepiniz o kalede kesse hak ettiniz yani. Bu bölümde kralın şehrine doğru yola çıkanlar oldu. Bunlar bir sonraki bölümler için önemli detaylardı. Çünkü Tazı'yı hayatta en mutlu edecek şey belki de kralın şehrindeki abisiyle yüzleşmesi olacaktır. Ve Tazı'nın dağı öldürdüğünü görmeyi gerçekten çok isterim. Ve dizide bu ikilinin hikayesi de bir şekilde tamamlanacak diye düşünüyorum. Yani kralın şehrine gitmesinin amacının bu olacağını düşünüyorum. Jaime ve Brienne yakınlaşmasını da çok önemli buluyorum. Çünkü Jaime'nin Cersei'ye olan aşkı gerçekten inanılmaz saplantılı bir aşk. Ve Cersei başka erkeklerle hep birlikte olurken Jaime'nin birlikte olduğu tek insan Cersei. O yüzden Jaime ve Brienne'in birlikteliği aslında Brienne'in ilk kez bir cinsel deneyim yaşamış olmasından kaynaklanmıyor. Bu birlikteliğin önemi şu ki Jaime'nin Cersei'den ne kadar koptuğunu görebiliyoruz. Jaime Daenerys'in yenilgisini öğrendikten sonra Brienne'i bırakıp Winterfell'i bırakıp kralın şehrine doğru yola çıktı ya ve bahsettiği onca şeyi hatırlayalım. İşte bunların hepsi bence ve umuyorum ki Jaime'nin Cersei'yi öldürmek için bize sunulacak olan o sahnenin altyapısıydı. Ghost'a da değinmek istiyorum çünkü Jon'un Ghost'u tamamen yok saymasını kabullenemiyorum. Yabanlılar deseniz o kadar zorlu şartlar altında yaşamaktan bıktıkları için tabii ki de bir yandan da Akgezen tehditinden dolayı güneye inmişken ve bin bir zorluk yaşanmışken Jon bunu zar zor insanlara kabul ettirmişken neden gidip bir daha o çetin kışın ortasına kendilerini atmak istiyorlar anlayabilmiş değilim. Winterfell'in azıcık daha kuzeyinde güzel güzel yaşayabilirler. Neyse ama Ghost niye gidiyor? Neden Winterfell'de durmuyor? Ben söyleyeyim size. Çünkü bütçelerini Ghost'a ayırmak istemiyorlar. Hadi gidiyor Ghost. Jon ondan iyice vazgeçti. Bu aslında bir anlamda güzel bir metafor da. Yani artık Stark geçmişinden vazgeçtiğini ve kendini tamamen bir ejderha olmaya yönelteceğinin de güzel bir metaforu aslında Ghost'u terk ediyor olması. Ama insan bir Ghost'a sarılmasını bekliyor. Yani sana öyle gözlerle bakarken nasıl bırakıp gidebilirsin Ghost'u. Dizi bu bölümde hem yabanlıları hem Ghost'un hikayesini aslında tamamlamış oldu ve onlara veda ettik diye düşünebiliriz. Fakat bölümdeki bir diğer metaforu düşünürsek Jon'un babasının ismini alan ejderha olan Rhaegal'ı da kaybettik. Bakın bölümde en sinir... Bölüme sezonun en iyisi dedim ya. En saçma kısımlarından birine geliyoruz. Abi Rhaegal'ın ölümü saçma sapan. İki ejderhanın ölümü de o kadar saçma sapan şekillerde oldu ki. Bunlar zaten saf saf ejderha kayasına geliyorlar. Denizde hiçbir şey karşılarına çıkmazmış gibi. Normalde kralın şehri ve ejderha kayası dip dibe. Mesela ne kadar diyeyim? Hani belki İstanbul ve adalar kadardır. Bilemiyorum. Ama gerçekten çok yakınlar. Ama tabii ki önceki sezonlarda biliyoruz ki Euron bütün filosunu görünmez yapabiliyor. Oradan geçiyor, gidiyor, oraya saldırıyor ama kimse görmüyor. Devasa ejderhalar üzerinde uçan Daenerys de bu filoyu görmüyor. Beni bu dizide en çok üzen şey galiba ejderhaların ölmesi. Yani hiçbir karakterin ölmesine ejderhaların ölmesi kadar üzülemem diye düşünüyorum. Ejderha ölecekse de onun hak ettiği ölüm mesela büyük savaşta olmalı. Bir önceki savaşta. Görünmezlik pelerinini üstünden atan Euron tarafından olmamalı. Bütün bu olanların tek bir amacı var. Daenerys ve Cersei geldiğinde gerçekten çok güçlüydü ve gerçekten Cersei'yi çok rahat bir şekilde yenebilirdi. Dolayısıyla biz bu karakteri çok fazla güçlendirdik ve ikili karşı karşıya geldiğinde zaten kazanan taraf çok açık. Daenerys'in kazanacağı kesindi. Dolayısıyla biz Daenerys'in ordularını, güçlerini nasıl azaltabiliriz düşündüler. Bunu yaptılar ki Cersei ile olan savaşta bir çekişme görelim. Kim kazanabilir acaba şüphesine düşelim diye. Ama bunu çok saçma bir şekilde yaptılar. Önceki bölümde dostrakların öldürülme şekli gibi. Ben şunu demiyorum. Dostrakları öldürmeyin, ejderhaların hepsi sağ kalsın. Bunu demiyorum. Ama eğer bu güçleri ona kaybettireceksiniz, bunu mantıklı ve güzel bir şekilde yapın. Ama bunu göremiyoruz. Yani benim sorunum bu güçlerin tamamen bomboş şekillerde yok edilmesi. Daenerys, Jon'un taht için desteklenebilecek bir konumda olduğunun farkında bir ejderhasını kaybetti ve en yakın arkadaşlarından birinin, Missandei'nin acımasızca ölümünü izledi. Ve bütün bunlar doğal olarak onu aşırı öfkelendirdi. Özellikle Varys ve Tyrion, Daenerys'in babası Deli Kral olmaması için o kadar uğraştılar ki
çok fazla uğraştılar ve bu bir noktada patladı. Çünkü çok fazla onun geri durmasına sebep oldular ve geri durdukça hatalar yapıldı, hatalı planlar yapıldı ve bu hatalı planlar sonucunda da aslında istemedikleri şey başlarına gelecek ve Daenerys'i şu an masum insanları gördüğünü, onları önemsediğini hiç düşünmüyorum. Bu bölümde sevdiğim şey Varys'in tekrar sahalara dönmesi oldu. Mesela kralın şehrinde olanlardan bize haber uçurabildi. Ve Varys'in esas amacını tekrar hatırlamamızı sağladılar. Şu an Varys'in Daenerys'e ihanet edeceği çok açık ve bunu yapabileceği bir araç olduğunu düşünüyorum. Bir yandan Cersei tahmin ettiğim gibi Jaime'nin çocuğunu Euron'a kakaladı. Fakat bu bölümde izlediklerim bana şunu söylüyor. Önceki savaşı aslında Jaime bitirmişti. Deli kralı öldürerek ve Kingslayer olarak. Artık hem Cersei'nin kehaneti olduğunu biliyoruz, hem Jaime'nin büyük bir öfkeyle kralın şehrine gittiğini biliyoruz ki Cersei'ye tekrar yakınlaşmak için gittiğini hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla bu savaşın iki şekilde biteceğini düşünüyorum. Birincisi Jaime Cersei öldürüp bir Queen Slayer olacak. İkincisi Golden Company çok önemli bir rol oynayacak. Biraz size Golden Company'den bahsetmek istiyorum. Bu Golden Company neden ve kim tarafından kuruldu buna bakmalıyız bence. Aslında bütün detayları Blackfyre isyanlarını anlattığım Westeros Tarihi videosuna ulaşabilirsiniz ama özet geçmek gerekirse eğer. 4. Aegon ölmeden önce gayrimeşru çocuklarını meşru çocuğu ilan ediyor ve bunun ardından bir taht kavgası başlıyor. Meşru ilan ettiği çocuklardan ikisi Daemon ve Aegor. Daemon tahta isyan etmeden önce kendi hanesi olan Blackfyre hanesini kuruyor ki isyan adı da buradan geliyor. Kardeşi Aegor ise Essos'ta Golden Company adıyla bildiğiniz bu paralı birliği kuruyor. Ve Blackfyre isyanlarında savaşın en önemli askeri birlikleri bu Golden Company oluyor. Yani aslında Golden Company en temelde bir Targaryen tarafından kuruluyor. Her ne kadar bu iç savaşta Blackfyre hanesini desteklemiş olsalar da onlar da birer Targaryen. Dolayısıyla Cersei'nin güçlerine baktığımızda bu savaştaki en büyük gücü aslında Golden Company. Bu noktada Varys bence çok önemli olacak. Çünkü Varys şu an Jon'u kafaya takmış durumda ve tahtı onu görmek istiyor. Kitaplardan spoiler vermek istemiyorum ama kitaplarda bahsi geçen hikayelerden ve Varys'in konumundan yola çıkarak ve dizide bunları görmediğimizi düşünerek aslında kitaplardaki bu şüphelerin ve teorilerin Jon üzerinden ilerleteceğini düşünüyorum ben. Yani bu ne demek? Cersei'yi yenebilmek için Golden Company'nin yok edilmesi ya da taraf değiştirmesi gerekiyor. Daenerys'in de küçücük bir ordu ve tek bir ejderha olduğunu göz önünde bulundurursak şu an Cersei çok daha avantajlı bir konumda. Bas savaş o kadar büyük bir çıkmazda ki Golden Company'nin taraf değiştirmesi için Varys'in devreye gireceğini düşünüyorum. Ve bunu hem Cersei hem Daenerys'e karşı yapacak. Yani Jon'u diğer Targaryen varisini tahta geçirmek için Golden Company'yi tekrar bir Targaryen destekçisi olmaya ikna etmek için onları kullanabileceğini ve bu şekilde de Jon'u tahta taşımaya çalışacağını düşünüyorum ben. Ha biz bu kadar düşünüyoruz da ne oluyor? Teoriler üretiyoruz, konuşuyoruz ama senaristler inanın bizim kadar düşünmüyorlar. Çok derin bir şekilde yazılmış ve işlenmiş karakterleri sırf biz sizi şaşırtmak için Arya'yı Night King'e öldürttük diyebiliyorlar. Ve aslında şunu demek istiyorlar. Yaptığımız şeyde bir mantık yoktu. Hikayeyi de bu şekilde kurgulamamıştık ama sırf siz şaşırın diye yaptık. O an demir tahtada ben oturayım. İnanılmaz şaşırır herkes. Ama bu hikayenin güzel olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Neyse önceki bölüm için daha fazla öfkelenmeyeceğim. Zaten dizinin çok kötü biteceğini düşünüyorum. Fakat son bir umudum var ki savaş şu an bu kadar çıkmaza girmişken belki böyle bir çıkış yolu planlamışlardır ve bunun harika bir çözüm olacağını düşünüyorum. Diğer yandan Daenerys bu öfkesiyle gerçekten çok daha büyük hatalar yapacak ve hatta gerçekten ölecek diye düşünüyorum şu an. Genel olarak önceki bölümleri düşündüğümüzde bu bölüm beni birazcık daha memnun etti diyebilirim. Siz bölümü nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Fark ettiğiniz farklı detaylar var mıydı? Lütfen yorumlarda yazın. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Drakaris. Gül gibi kadını öldürdüler hiç acımadan ya.